Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil bu, anılacak şey değil. Apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı. Geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek atları gibi, sevdiğim sokak atları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan, öpüşürken o dalgınlık bundan, tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm. Kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan vakur, sade davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil, unutulur şey değil. Çaresiz geliyor aklıma. Evet canlar, bugün yine şiirle başlayalım istedim. Evet, bugün bu kitabı aldım elime. Çünkü aralarına hep ayraçlar koymuşum. Şöyle göstereyim. Burada, burada. Evet, yine tekrar burada. Ayırmışım. Evet, bu okuduğum şiir Melih Cevdet Anday'ın. 1915'te yazmış bu şiiri. Kim bilir neler düşünerek, neler yaşayarak yazdı diyorum yine. Evet, bugün oturarak merhaba dedim sizlere. Bu arada kahve içmiyorum, gördüğünüz gibi. Kendime koca bir fincan dolusu bitki çayı yaptım. Mate, maydanoz ve elma. Dediğim gibi artık eskisi kadar çok kahve içmiyorum. İçmemeye çalışıyorum. Günde bir tane belki. Sabah kalkınca o kahveyi arıyorum. Evet, bu üstündeki kazağımı da rahmetli anneanneciğim örmüştü. O yüzden böyle giymeyi tercih ediyorum halihazırda. Yakası falan biraz esnedi ama anneannemin hatırası olduğu için en azından evin içinde de olsa giyiyorum. Anneanne cezimi almak için, dede cezimi almak için Allah ismine de gani gani rahmet eylesin. Yattığı topraklar ikisini de incitmesin diyorum. Evet, bugün ayakta seslenemedim, dışarıya gidemedim, işlerimi yapamadım. Maalesef, evet, enerjim yine tam gaz yerinde. Söylediğim gibi 2023'e gerçekten çok iyi girdim. Her şeyin çok iyi olacağına inanıyorum. Yani şu an rahatsızlıklarım dahi emin olun. Beni çok fazla yıpratmıyor, üzmüyor. Ya da kendimi çaresiz kötü hissetmiyorum. Bu arada saçlarım sürekli elektriklenip duruyor. Neden onu da anlayamadım. Aslında sabahtan merhaba diyemedim bugün size. Günaydın diyemedim. Çünkü biraz geç kalktım. İki gecedir hemen hemen hiç uyumuyorum. Ayağım tekrar başladı. Tabi bu aralar çok üstünde durdum. Geçen gün de çiçekleri hazırlarken epey hırpaladım galiba kendimi. Onları taşırken ederken ve ayağımın üstüne hiçbir şekilde basamıyorum. Dün akşam yine biraz daha iyiydim ama bugün sabah kalktım hiçbir şekilde basamıyorum. Yine çok fazla ağrım oluyor. Evet, çok güzel bu arada dilekleriniz geldi. Ve ayağımla ilgili yapabileceğim şeyler söylemişsiniz ama benim dıştan kullandığım herhangi bir krem, merhem, yağ vesaire denemediğim hiçbir şey kalmadı. Bir fayda göremiyorum. Gerçi ayağım daha önce göstermiştiniz size, biliyorsunuz pedikür, kolay pedikür nasıl yapılır da görmüştünüz ayağım ama ben böyle el ve ayaklar konusunda biliyorsunuz artık beni tanıdıysanız biraz hassasım bakımlar konusunda. Pedikürümü yapmadığım için o şekilde göstermek istemedim. Aslında sol ayağımda görünür bir sıkıntı vardı. Şöyle göstereyim. Şu ayak parmaklarının bittiği noktada iki tane kemik oluşmuştu ve daha sonrasında yayıldı. Ayağın geneline yayılmıştı.
Ama son heyet raporuna girdiğim zaman sağ ayağımda bilekte oluştuğu için sağ ayağın daha kötü bir durumda olduğunu söylemişlerdi. Ama Denizli'den döndükten sonra diyeyim, yani çok uzun süre, çünkü biliyorsunuz sabah çok erken yola çıkmıştık. Orada da bir hayli ayakta kaldık. Dönüşte yine ayağım sark, yani oturur vaziyette olduğum için. Döndüğümde fark ettim ki sağ ayağımın üç parmağının üstünden de kemik çıktı. Kemikler oluştu. Ya öncesinde işte de çok zorlamaktan kaynaklandı, bilemiyorum. Tabii geldim hemen ertesinde. Ertesi gün evde işlerim vardı, çarşıda işlerim vardı. Onları halledeceğim derken biraz üstüne fazla bastım. O yüzden de şu an oturuyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani şu tarafa döndürsem göreceksiniz. 3-4 tane bulaşığım var. Bugün onları dahi yıkamadım. Sadece bir çay hazırladım kendim ama sizlerle muhabbet ettikten sonra bulaşıklarımı yıkayacağım. Annem çünkü bir sabahtan sağlık ocağına geldi gitti. Yoksa annem yıkardı. O da geldi biraz dinlenmek istedi. Çünkü biliyorsunuz bu aralar o da rahatsızlanıyor ve aslında kaygılanıyordum çok fazla. Depresyondan dolayı yiyecek tüketiyor. Muhtemelen kolesterolü yüksek. Gidip bir kan tahlili yaptırmasını istemiştim. O sabahtan kalktı, kan tahlili yaptırmak için gitti ve geldi. Yoksa anne cezim yıkardı onları zaten. Ne bileyim, böyle sorduklarınızı yanıtlayayım. Çünkü bugün gerçekten ayağımın üstüne basamıyorum. Yani herhangi bir şey yaparak bir paylaşım yapamayacağım. Ondan sonrasında da keşke bir kahve yapsaydınız, otursaydım, bir muhabbet etseydik dediğiniz için sadece bu vlogu çekmeye karar verdim. Aslında dediğim gibi ayağım yılbaşı gecesinde de aynı şekilde, yani yukarıda yemeğimizi yedik. Tabii daha sonrasında biz aşağıya indik. Feyza ile Hakan beraber uyudular. Biraz bana indik, oturduk biz Belgin'ciğimle. Dışarıya çıkmak istemedim çünkü evet ayağımın üstüne basamıyordum. Dedim daha da kötü olmasın demiştim ama o zamandan zaten bir sinyalleri vermişti. Aslında yine yaptırdığım zaman dediğim gibi rahatlıyorum. En azından bir süre beni idare ediyor, 2 ay 3 ay bu kadar şiddetli ağrım olmuyor ama doktorum maalesef son gittiğimde fizik tedaviden sonra yapalım dedi. Uygun görmedi. Çünkü sürekli olarak kortizon yapılıyor kemiklerin arasına. O yüzden bekletmişti ama ben neredeyse 4 ay olacak. Haber bekliyorum. Hala hazırda hastaneden arayıp da haber vermediler bana. Fizik tedavi için. Olmazsa işte kuzenimle bir görüşüp Antalya'da fizitalya var, duymuşsunuzdur. Antalyalı olanlar biliyorlardır zaten. Oranın sahiplerini tanıdığı için oradan bir randevu oluşturabilirsem müsaitse ücretli olarak en azından yaptırayım diyorum. Çünkü gerçekten çok ağrım var ve hiçbir şekilde basamıyorum ayağımın üstüne. En azından fizik tedavimi yaptırıp ondan sonra gidip iğnemi yaptırabilirim diyorum. Hatta şöyle diyenleriniz de olmuş, bu kadar çok gezersen olur diye. Ben bu kadar çok gezen bir insan değilim ama hem dışarıdaki işlerimi halledebilmek adına hem de sizlere güzel vloglar oluşturabilmek adına aslında dışarıya çıkıyorum. Yoksa evde zaman geçirebileceğim pek çok şey var biliyorsunuz. Kitap okuyabilirim, çiçeklerimle ilgilenebilirim, araştırmalarımı takip edebilirim. Yani yapılabilecek çok şey var aslında. Yani çok da böyle dışarıyı arayan insan değilim ama dışarıdaki işlerin de tabii ki bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Onlar için de ekstradan dışarıya çıkmam gerekiyor. Ama ayağı yedik bu ara. Hatta sabah Belgin'ciğim aradı. Nihal ablacığım bir kahveye geldi. Dedim ablam hiç merdiven çıkmayayım çünkü bileğimi oynattığım zaman canım çok acıyor. Yani basınca da bilek ister istemez bir zorlama oluşuyor. O yüzden Belgin'e dahi çıkamadım. Muhtemelen zaten o çarşıdan dönüşünde mutlaka uğrayacaktır bana. Merak eder çünkü bir şey istiyor musun? Çarşıdan bir şey lazım mı? Allah razı olsun.
Dedim ablacığım hiçbir şey lazım değil, sağ ol. İsmail gelince dedim bir büfeye gönderirim, en azından bir ekmek aldırırım. Ya da annem kalkacak olursa annemle inip alabilir, kendini iyi hissederse diye düşünüyorum. Evet, bu arada aslında biliyorsunuz artık çok fazla öyle gelen olumsuz yorumlara takılmıyorum. Takılmamaya çalışıyorum. Ben biraz da böyle hassasım aslında. Onun da etkisi var. Ama yine de evet, güzel bir şekilde soranlar olmuş. Sakın canlarım siz üstünüze alınmayın. Gerçi kötü yorum da kendi sahibine aittir diyorum. Evet, çocuğun yok mu, çocuğunuz var mı, olmadı mı, neden olmadı? Ben pek çok bugüne kadar soru almıştım bu konuda ama yanıtlamamıştım. Ama daha önceki videomda söylemiştim size. Kendimle ilgili her soruda size çok açık yüreklilikle yanıt verebilirim. Üçüncü şahıslar işin içine girmiyorsa, kişisel haklardan dolayı istediğiniz her soruya cevap verebilirim demiştim. Evet, çocukla ilgili hiç konuşmamıştık sizinle. Ya da çok kısa değindiysem değinmişimdir bilmiyorum. Çünkü herkesin yumuşak bir karnı vardır. Çocuklar, demiştim size, benim hassas noktam. Benim yumuşak karnım da çocuklar. Evet, ben anne olamadım. Çok istememe rağmen olamadım. Çünkü 6,5 aylık bir ölü doğumum oldu. Ondan bir süre sonrasında tekrar bir hamilelik gerçekleşti. O da 3'e yakınken onu da bir düşük neticesinde kaybettim maalesef. Daha sonrasında çok uğraştım, çok tedaviler gördüm. Olmadı. O dönemler çok üzüldüm. Yani çok uzun süre kendime eve hapsettim. Bunu sakın kıskançlık olarak algılamayın. Ben hiçbir zaman kıskanç bir insan olmadım. Yani insanların hayatlarıyla ilgili kıskanç bir insan olmadım. Duygusal anlamda söylemiyorum. Duygusal anlamda bir kıskançlığım vardır. Yani özellikle güvenim sarsıldıysa inanılmaz kıskançımdır. Ama böyle çocuklar aileleriyle oynarken gördüğüm zaman hep neden ben sahip olamadım. O zamanın belki de bir toyluğu da vardı diye düşünüyorum üzerimde. Evet, bu arada bu çayı çok seviyorum. Mate, maydanoz ve elma. Çok uzun süreler kendime eziyet çektirdim, acı çektirdim. Ben niye olamadım, niye olamıyorum? Ben anne olmazsam yaşayamam. Denemediğim hiçbir şey kalmadı. Yani bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ama olmayınca olmuyor. Yani biz ne desek boş. Hani bir söz vardır, çok severim. Sen istediğin duvara seni çok seviyorum, çok istiyorum de. Allah onu sana yazmadıysa hiçbir anlamı yoktur diye. Benimki de o hesap oldu. Ama sonrasında tabii çok uzun yıllar sonrasında şimdi idrak ediyorum. Ben evet çok mücadele verdim, tedaviler gördüm, uğraştım ama Allah'tan da hep hayırlısını diledim. Yani hayırlısıysa olsun dedim. Şimdi artık diyorum ki benim için hayırlısı bu değilmiş. Öyle olsaydı mutlaka ve mutlaka benim de çocuğum olurdu. Bunda da bir hayır vardır dedim ve kapattım üstünü ama şimdi buradan benim pek çok kuzenim, yani kuzenlerimin çoğu zaten izliyordur. Kuzenlerimin zaten 3 tanesi Amerika'da. Kuzenlerimin pek çoğunun üstünde hakkım vardır bebekliklerinden beri. Arkadaşlarımın çocuklarıyla çok ilgilendim. Çocuklar benim için bambaşka bir dünya. Hatta pek çok arkadaşım hamile kaldığı dönemde çocuk bakımıyla ilgili kitaplar aldım, okudum. Nasıl faydalı olabilirim? Çünkü o süreçte işte uykusuz kalacak, farklı düşüncelere girecek, hormonlarından dolayı belki atlayabilir.
En azından ben nasıl destek olurum, nasıl yetiştirmeliyiz? O konuda da pek çok kitap okudum. Dediğim gibi çocuklar çok hassas nokta benim için. Çünkü hiçbir çocuk belirli yani biliyorsunuz biz çocuklara ne öğretirsek çocuklar onu alıyorlar ve kişilikleri öyle oturuyor, öyle gelişiyorlar. Ve bizim söylediklerimiz değil aslında, bizim yaptıklarımızı alıyorlar kendilerine. O yüzden dediğim gibi çok kitap okudum. Pek çok çocuğa faydam olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bir kişi olarak. Çünkü herkes kendi çocuğunu daha iyi bilir, daha iyi tanır. Ve kişiye bırakılmalıdır, anneye bırakılmalıdır diye düşünüyorum bir çocuğu yetiştirmek. Evet çok üzüldüm dediğim gibi. Aha, ister miydim? Çok isterdim. Anne olabilmeyi çok isterdim. Benden bir parça olmasını çok isterdim. Bir bireyi şekillendirebilmeyi çok isterdim. Ne verdiğimi, ondan karşılığında ne göreceğimi. Göreceğimi derken bunu menfaat olarak düşünmeyin. Yetiştirdiğiniz bir bireyin size nasıl döndüğünü, dönüştüğünü gözlemlemeyi çok isterdim. Ama dediğim gibi olmadı. O süreçte zaten bebekle ilgili zaten tedaviler görürken, çünkü şunu öğrendik. Tabii doktorun ismini vermek istemiyorum buradan. Hormonlar, ilaçlar, iğneler, onlar bunlar pek çok şey kullanırken başka bir hastanede çok iyi bir doktor bu bebeği olmayan ailelerle ilgili. Çalışan bir doktoru çok methettiler. Ona gittim. Ve hiç yapılmayan bir şey. Kendi gittiğim doktorda özel doktora gidiyordum. Hastane doktoru değildi. Ve o yüzden de çok güveniyordum. Aslında pek çok tahlil test yaptırmıştım ama demek ki o atlanmış. Sonra gittiğim hastanede, özel doğum hastanesinde rahim filmi istediler ve rahim filminde aslında tüplerimin kapalı olduğu. İşte bu düşük neticesinden, düşükten sonrasında tüplerin kapandı. Ve bundan dolayı hamile kalamadığım tespit edildi. Yani kullanmış olduğum o döneme kadar bütün o hormon ilaçları, iğneler, tabii o dönemde ister istemez yaşayanlarınız mutlaka vardır, bu süreci atlatan canlarım vardır. İster istemez psikolojik olarak çok etkileniyorsunuz o iğnelerden sonra. Çünkü hormonlarınız bir değişiyor. Ve şişiyorsunuz. Ve eşim benim o konuda çok şeydi böyle. Görsele çok önem veren bir insandı. İşte sen çok kilo aldın, çok değiştin, ettin derken bu süreç içerisinde tabii ki sonrasında anlatmıştım zaten biliyorsunuz. Akabinde aldatmalar geldi. Ve evliliğimi bitirdim zaten biliyorsunuz. Sonrasında hep şu gözle bakmaya başladım o süreçten sonra. Artık bu insan beni mutlu eder mi? Değil, evlilikle ilgili. Bu adam benim çocuğuma baba olabilir mi? Ya da baba olmak istiyor mu? Lara dönüştü beynim. O dönem için belki doğruydu, belki yanlıştı, bilemiyorum. Ama ondan sonrasında tabii ki olmadı. Yani evet dediğiniz gibi ben gerçekten zor bir kadınım. Gerçekten çok zor bir kadınım. Tek kolay yanım şu. Benim karşımdaki insan dürüst olacak, saygılı olacak. Ben parada, pulda, şunda bunda değilim. Evet. Çünkü şu zihniyette yetiştirildik. Dedem bize hep şunu söyledi. Zengin bir adam düşünmeyin. Çalışkan bir adam bulun. Çalışmayı seven bir adam sizi aç bırakmaz. Ve size bakar. Bu zihniyette büyüdüğüm için illa ki benim evleneceğim insan zengin olsun, şusu olsun, busu olsun diye hiçbir zaman bakmadım olaya. Bana saygılı olsun, dürüst olsun. Yalandan nefret ediyorum çünkü. Belki çok küçük bir yalandır ama burada o yalanın küçük ya da büyük olması değil. Önemli olan burada benim karşımdaki insana güvenimi kaybetmem ve bir daha ona inanamayacak olmam çok önemli.
Dediğim gibi yani çok şey istemiyorum. Yani istediğim bu 3 ya da 4 olay. Onun haricinde mesela kavga etmeyi sevmem. Kavgacı bir insan değilim. Çok sabırlıyım. Tek kötü yanım var. Çok sabrederim, çok beklerim. Uyarırım, beklerim. Uyarırım, beklerim. Bitti dediğim noktadan sonra da geriye dönüşü olmaz. Olmaz yani. Zorumdur dediğim bu. Ondan sonrasında artık bana dünyayı bağışlasalar da benim için hiçbir şey fark etmiyor. Ve dediğim gibi 2,5 sene uğraştım ben eşimden ayrılmak için. Çünkü eşim hep şuna güvenmiş. Nihal beni çok seviyor, mutlaka beni affedecek. Ama mahkemeden hala çıktığımız zaman bile ben benden ayrılacağına inanmıyordum. İşte hakim sordu, o zaman vazgeçeceksin diye düşünmüştüm dedi. Ama benim işim biten bitmiştir ve dediğim gibi 2,5 sene uğraştım boşanmak için. Boşandıktan sonrasında tabii ki görüştüğüm insanlar oldu. Olabilir mi dediğim ya da bu insanlarla yürütebilir mi dediğim birlikteliklerim oldu. Görüşmelerim oldu ama bir şekilde olmadı. Ya kafalarımız uyuşmadı. Ya hayata bakış açılarımız uyuşmadı, ya hayattan beklentilerimiz uyuşmadı. İşte burada evet demişsiniz de başka hiç isteyen talibin yok mu diye. Ve çok fazla talibim oldu. Hatta yakın çevrem çok iyi bilir ki ben bunlar bana iletildiği zaman dahi çok rahatsız oluyorum. Çünkü ben kendimi tanımalıyım, görmeliyim, evet olabilir demeliyim. Olmadı. Ama bir yandan da çocuk istiyorum. Ne yapayım? Hani bir şunu da dediler yani. İşte madem çocuk istiyorsun, evlen biriyle, bir çocuk sahibi ol, anlaşamazsan ayrılırsın. Hayır dedim, yani buna da karşıyım dedim. Ben sadece anne olmak istiyorum diye sevmediğim, bilmediğim ya da ayrılacağımı bile bile biriyle birlikte olup da kendi duygularımı tatmin edebilmek adına bir çocuğun hayatını karartmak istemem. Ha, ayrılanlar yok mu? Evet, evlilik yürümüyorsa zaten ayrılacak. Ama hiç kimse dediğim gibi ayrılmak için evlenmiyor zaten. Her anne baba da çocuğunu birlikte büyütmek ister ama bazen şartlar yeterli olmuyor ve çiftler ayrılmak durumunda kalıyorlar. Ha, böyle bir şey de olabilirdi ama yani bunu söyleyenler de çok oldu. Evlen, çocuk sahibi olduktan sonra ayrılırsın, kendin bakarsın çocuğuna. Evet, bir çocuğum olsaydı bakar mıydım tek başıma? Tek başıma bakabilirdim çocuğuma. Bu konuda hiçbir zaman acabalarım olmadı benim. Ama dediğim gibi yine de bir birey yetiştireceksem en iyi şekilde yetiştirmek için önce kendim elimden geleni yapmalıyım diye düşündüğüm için olmadı dediğim gibi. Yani karşıma çok güzel insanlar da çıktı. Çok değer veren insanlar çıktı. Ama kimisi dediğim gibi öncesinde çocukları olduğu için tekrar çocuk düşünmeyen insanlardı. Ya da bunun gibi yani pek çok sebepten dolayı bir şekilde olmadı. Aradan çok uzun yıllar geçti ve İşte bu evin karşısında benim ev yemekleri yerim vardı. Bir gün ayrıldığım eşim oraya geldi. Yani geçerken beni görmüş ve durdu, o şekilde geldi. Evimi zaten biliyordu. Çünkü biz evlendiğimde ben bu evde oturuyordum. Daha sonrasında biz Seri'ye taşındık. Onun işi gereği. Onunla oturduk, konuştuk. Benden sonrasında evlendi, evliliğini yürütemedi. Bula bula bir sürü sıkıntılar, sorunlar yaşamış. Çocuk çok istediğimi bildiği için tabii özürler diledi. Dedi ki yani eğer bu senin için uygunsa, çünkü artık sadece tedaviyle anne olabileceğim için, ben senden çocuğumun olmasını çok isterim çünkü sen çok iyi bir anne olmuşsun, çocukları çok seviyorsun, çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
Sadece çocuk için bir araya gelebiliriz. Ben senin hayatına müdahale etmem, karışmam, sorgulamam, illaki hayatında olayım istemem. Ama bir çocuğum olacaksa da senden olmasını çok isterim dedi. Evet, o da benden sonrasında çocuk sahibi olamadı çünkü. Ve biz tekrar tedaviye başladık. Tekrar ilaçlar, tekrar işte iğneler, aşılama yöntemleri denendi. Ama evli olmadığımız için, tabii Türkiye'de biliyorsunuz evli olmayanlara şu an değişti mi bilmiyorum. Benim o sürecimde evli olmayan çiftlere Türkiye'de tüp bebek yapılması yasal değildi. Doktorun bunu gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Ya da olmaz. Bu benim için tabii ki tekrar bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü 4-5 kez aşılama denedik. Olmadı. Ve bu birinciyi deniyorsunuz, bir ümit diyorsunuz. Sonrasında hayalleriniz yıkılıyor. Tekrar sil baştan başlıyorsunuz. Belirli bir süreci atlatıyorsunuz. Sonrasında tekrar başa dönüyorsunuz. İkinci, üçüncü, dördüncü derken doktorum dedi ki ancak tüp bebek olabilir. Evli olmadığım için ve ayrıldığım eşimle de tekrar bir evlilik düşünmediğim için, çünkü dediğim gibi 2,5 sene uğraştım tekrar boşanma olayı. Çünkü eşim hiçbir zaman şundan pişmanlık duymadı. Adapte için pişmanlık duymadı. Yani ben pişmanım, neden yaptım demedi. Bunu her erkek yapıyor. Bu çok normal bir şey. Senin bunu kabul etmemen normal değil dedi. Hani bunun cahillikle falan bir alakası da yok. Çünkü benim eşim üniversite mezunuydu ve okumayı çok seven bir insandı. Onunla da alakası yok. Bu yüzden dediğim gibi aslında onunla tekrar tam da evlenmeyi istemedim. Kıbrıs'ta yaptıralım dedik. Kıbrıs'ta da yapıyorlar biliyorsunuz bebek. Kıbrıs'a gideriz dedik. Bunu araştırdık ama orada da şöyle bir sorunla karşılaştık. Ben aynı zamanda Kıbrıs vatandaşı olduğum için Kıbrıs hükümeti kendi vatandaşına bu uygulamayı evlilik dışında yapmıyor. Oradan da bir ümitsizliğe kapıldım. Ve o süreçte psikolojim çok bozuldu işte. Ve psikolojik destek almaya karar verdim. Uzunca bir sürede zaten evime burada çok yakın bir psikoterapi merkezi vardı. Oraya gittim. Psikologlarla görüşmelerim oldu. Psikologum sadece, yani herhangi bir sorunum olmadığını ama yaşadığım acılarla başa çıkamadığımı, çıkabilmeyi bilmediğimi söyledi. Bununla ilgili yoğunlaşmamız gerektiğini, işte hayatımda ki artılarımı, eksilerimi yazmamı, bu şekilde ilerlememiz gerektiğini söyledi ve uzunca bir tedavi gördüm. Ve dediğim gibi ondan sonrasında aslında hep böyle işte karşıma birisi çıkar gerçekten dediğim dönemde zaten daha önce anlatmıştım biliyorsunuz rahmetli nişanlım. Onun söylediği tek şey vardı. Ne olursa olsun bu hayatta Allah'ın izniyle senin anne olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü bu hayatta senin en çok istediğin şeyin anne olmak istediğini biliyorum demişti. Allah ona da gani gani rahmet eylesin. Evet, yine bazı böyle aklıma gelince kötü oluyorum ama dediğim gibi ağlamayacağım. Hatta bu süre zarfında tekrar uzun bir süredir dediğim gibi gitmemiştim kabristana. Kabristana gidip aslında kendi duygularımla yine bir yüzleşmek istiyorum. İçimdekilere ona dökmek istiyorum. Sadece tekrar psikolojik olarak etkilenir miyim diye düşünüyorum. Dediğim gibi zaten nişanımdan sonrasında kimseyi düşünmediğim için de dedim ki evet Nihal, sen Allah'tan hep hayırlısını istedin ve hayırlısı buymuş. Hayırlısı anne olmamanmış. Evet, bu süreçte ben evimde 2 tane öğrenci okuttum. Onlara annelik yaptım.
evimde kaldıkları süreç içerisinde de sonrasında da hep ikinci annemizsin diye bahsettiler. Pek çok çocuğa dokunduğumu, en azından sevgimle, şefkatimle dokunduğumu, dokunabildiğimi düşünüyorum. Belki de buymuş hayırlısı diyorum. Çünkü gelen yorumlarda evet senden annem olur, işte sen kendine bakmaktan çocuğa bakmazdın. Pek çok yani saymak istemediğim, sayamadığım hatta çok kötü yorumlar geldi. Annelik hassas konu. Emin olun Allah'a teslim olduktan sonra, Allah'a bıraktıktan sonrasında öncesinde olsa gerçekten psikolojik olarak çok çökerdim bu konuda. Acaba gerçekten bundan dolayı mı olmadı diye. Ama dediğim gibi hayırlısı buymuş. Olmadı. Ben de çevremdeki çocukları, şimdi Hakan'cığımız var. Onunla ilgileniyoruz. Kuzenlerimin bebekleri geliyor. Hali hazırda var. Bebekleri çok fazla işte ya da onlar sosyal medyada gözükmek istemedikleri için sizler göremiyorsunuz ama ben hepsini görüyorum. Görüşüyorum. Onlarla zaman geçiririm diye düşünüyorum. Evet belki çok isterdim dediğim gibi. Çok isterdim. Yani kendim anne olabilmeyi olmadı ama dediğim gibi çevremdeki çocuklarla da sevgimi paylaşarak bir nebze de olsa annelik duygularımı tatmin etmeye çalışıyorum. Hayırlısı buymuş, kısmet buymuş diyorum. Evet, hem bunu yanıtlayayım dedim. Bugün sizlerle ne konuşayım ne konuşayım derken oturduğum noktada. Herhalde çünkü bugün hiçbir şekilde kalkmayı düşünmüyorum yani. Sadece dediğim gibi bir iki parça bulaşımı yıkayıp ondan sonra oturacağım. Ayağımın üstüne fazla basmadan bu süreci atlatmak istiyorum. Muhtemelen sizlerle yarın da evde bir vlog çekeriz diye düşünüyorum. Çünkü dışarıya çıkabileceğimi düşünmüyorum. Yani çıksam bile çok böyle yakın mesafelerde ya da herhangi bir yere birine giderek bir vlog hazırlayabilirim diye düşünüyorum. Bu yüzden öncelikle kusura bakmayın canlar ama ayağım geçecektir. Çünkü moral motivasyonum son derece yerinde. 2023'e bomba gibi girdim. Aynı şekilde de inşallah ve inşallah devam eder diye düşünüyorum. İnşallah sizler de benim gibisinizdir. İnşallah moralleriniz çok yüksektir. Sizin de her şey böyle yeni umutlarla başladınız ve o şekilde devam edecek bir süreç yaşıyorsunuzdur. Kaldı ki ben mesela daha Mart'ın 27'sine kadar Satürn'ün etkisinden kurtulamayacağım. Yani gerginliklerim, streslerim devam edecek ama hiçbir şey umursamıyorum. Her şey olacağına varacak. Nasibimde varsa bir lokma ekmek yiyeceğim, nasibimde yoksa yemeyeceğim. Neyse onu yaşayacağım deyip çok fazla kendime heder etmeden, üzmeden. Evet hala hazırda soruyorsunuz. Ev buldun mu, baktın mı? Hayır, ev daha önce de söylemiştim. Mart ayından sonrasında bakacağım. Şimdi burada yakın olduğu için bir görüşmeye gitmiştim. Ama sağa sola haber bıraktım. Mart sonrasında ev arıyorum diye. Bu dediğim gibi benim annemle bir sorunum olduğundan dolayı değil. Burası annemin evidir. İstediği şekilde idame ettirebilir. Sadece eşyalardan dolayı ben daire eve çıkmak istiyorum. Annemle de herhangi bir sorunum yok. Evet, Mart'tan sonrasında ev bakacağım. Sürekli soruyorsunuz bulamadın mı, olmadı mı diye. Mart'tan sonrasında inşallah Mart olur, Nisan olur. Kendi evime de çıkacağım. Ben dediğim gibi her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Zorluklar olacak, sıkıntılar olacak. Ama bunlar bir şekilde aşılacak, yoluna girecek. Eskiden olsa ayağımla ilgili de çok sorun yaratıyordum. Ben ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl işe başlayacağım, nasıl çalışacağım, neler yapabilirim diye. Ama zaman içerisinde taşlar yerine oturuyor, su akıyor, yolunu buluyor nasıl olsa. Onun için çok fazla dediğim gibi takmıyorum. Evet, bugün size güzel bir şiirle başladım yayınıma.
gülücüklerle de kapatmak istiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı mı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Pozitif enerjinizi asla kaybetmeyin. Hoşça kalın.